TEDx'deyim, inanamıyorum, öyle söyleyeyim. Tedex'e beni çağırırlarken temayı söylediler, dijital anormal diye. Tabii hemen muhtemelen diğer bütün konuşmacılarda olduğu gibi benim de suratımda ne demek acaba bu şeyi belirdi. Belki sizde de belirmiştir okuduğunuzda, gördüğünüzde temayı. Ama şimdi dijitali anlatacağım ama anormal, yani aslında biraz kavramlar üzerinden gitmek lazım çünkü anlaşamıyor olmamızın, yani dünyada anlaşılamıyor olmasının, insanların, toplumların birbiriyle anlaşamıyor olmasının kavram karmaşalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Örneğin anormal kavramı her toplumda bambaşka bir yere tekabül edebilir öyle mi? Yani herkes için başka bir anlamı olabilir aslında anormalin ya da başka bir karşılığı olabilir. Ya da ahlak kavramının örneğin bu da mesela çokça karıştırılan ya da çokça farklı karşılık bulan toplumlarca, kültürlerce çokça fazla karşılık bulan bir kavram ahlak. Örneğin şu anda burada ben sahneye dört kişi alsam Alsam ve desem ki ahlak konusunda konuşacağız, tartışacağız şimdi. Eğer ahlak tanımlarımız farklıysa, bakın tanım diyorum, karşılık demiyorum aslında. Kavga etme ihtimalimiz çok yüksek. Halbuki ahlak kelimesinin dünyanın, dünyanın nereye giderseniz gidin bir tane sözlük anlamı vardır. Bir tanedir o. Birkaç cümleden oluşabilir ama her dilde, her kültürde aynı anlama gelir ahlak. Eğer biz bunu sözlük tanımı olarak biliyorsak ve bunun üzerine konuşuyorsak, Kavga etmeyiz aslında. O zaman farklılıklara saygı duymaya başlarız. Ama öyle olmuyor. Anormal de böyle bir kelime işte bence. Norm, ayıralım mı biraz etimolojik yani? Ben burada kimseye etimoloji dersi vermeye gelmedim ama e, önce normalden başlayalım. Normdan türü olduğunu varsayıyoruz değil mi? Norm ne demekti? Aslında kural. Dolayısıyla normale de biz kurallara uyan, kurallar dahilinde olan diyoruz. E, kaçımız gerçekten böyle bir hayat sürmek istiyoruz acaba? bir biraz kafesin içinde olmak gibi geliyor çünkü fazla normal olmak normal olmak. O yüzden anormalin bir cazibesi var hepimizin aslında peşinde koştuğu bugün bunca insanın başka herhangi bir şey yapmak yerine buraya gelip anormal kavramını ya da dijital anormal kavramını dinlemek üzere buraya toplan, toplanıyor olmasının da aslında bundan iki saat önceki normalinizle kavga ediyor onunla çatışıyor olmanızla doğrudan alakası olduğunu düşünüyorum o yüzden de anormal üzerine aslında epeyce düşünmek gerektiğini söylüyorum şimdi. Dijital kavramına da gelecek olursak, dijital gerçekten anormal bu arada. Özellikle son 3 senede bambaşka bir yere geldi. Son 20 yılda hele daha da başka bir yere geldi. bir araştırma diyor ki, 2000 yılına kadar var olan veri akışıyla son 20 yılda var olan veri akışını kıyasladığınızda son 20 yıldaki veri akışı ağır basıyor. Kat be kat. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir dünyaya geldiğimizi ve şu an biz burada otururken bizim doğru bildiğimiz bir sürü şeyin aslında ne kadar değiştiğini dünyada. Yani eli Twitter'a gitmeyen var mı mesela iki saattir? Ya bir, bir bir bakmak istemiyor muyuz hele ki böyle bir zamanda ne olduğuna şu anda İstiyoruz Yani çünkü orada sürekli bir şeyler değişiyor, sürekli yeni normaller oluyor. Dolayısıyla bir önceki ya anormal oluyor ya da aslında yeni normalimiz anormal de. Eskiler normal kalıyor, geçiyor. O yüzden bu kavramları bir üzerine aslında düşünelim. Burada bunun cevabını vermek, binlerce yıllık soruya cevabı vermek için çıkmadım. Öyle bir yetkinliğim de olduğunu hissetmiyorum ama bu soruları ortaya atmak hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü hepimizin aslında kendi dinamiklerimize göre bunlara vereceği cevabı var, bunu biliyorum işime gelince ben Virgin Radio'da bir sabah şovu sunuyorum, bir radyocuyum ve bir de sahne şovum var. İşte sınav gecesi adı altında bir sahne şovu yapıyorum. Burada da aslında bizim işte mezun olana kadar ya da hayatın her alanında aslında çalışırken de tükaka ettiğimiz bu sınavlar, sınavlar sürekli ölçme değerlendirme hali, sürekli bir analiz altında olma hali falan. Bu bizim sürekli şikayet ettiğimiz bir şey. Ama yeri geliyor. 20 kişinin kutu açmasını yıllarca muhteşem reytinglerle seyredebiliyoruz yani. Aslında o heyecan, o biraz sonra ne olacak, işte bir soru sorulsun, cevabı verilsin, doğru mu çıkacak ya da işte küçük mü hissediyor, büyük mü hissediyor falan biz bunları seviyoruz aslında. Yani insanın sürekli bir yarış halinde olma, bir önce bir soru yaratıp ondan sonra onu cevaplamaya çalışma arzusu bugün aslında biraz sonra anlatılacak olan oyunla öğrenmeye de çok tekabül eden bir şey. Dolayısıyla böyle de kurguladığım bir e, sahne işim var. Bunun aynı zamanda bir dijital karşılığı da var. E, dijital öyle bir yere geldi ki, bundan iki sene önce podcast dediğimizde belki salonun, yani ne olur hani sözüm meclisten dışarı ama hani bir şeyi çoğunluk, çoğunluğu anlatabilmek için söylüyorum. Belki salonun yarısı ne anlama geldiğini bile bilmezken ya da toplumun diyelim. Şimdilerde podcast dünyası bugün bizim karasal ya da ana akım diye adlandırdığımız medya içerikleri kadar etkili ve o kadar da iyi fiyata satılabiliyor. Bunu hani bayağı içeriden bir yerden söylüyorum. E, o, o fiyatlara da satılabiliyor. Podcast içerikleri, belki de hayatınızda takip ettiğiniz en az birkaç podcast vardır. Yoksa da Tavsiye ederim açıkçası muhteşem e, muhteşem içerikler var podcast dünyasında çok da kolaylıkla ve ücretsiz ulaşabileceğiniz bir sürü de podcast var. Dolayısıyla dijital aslında çok kısa zamanda. Bu hale de geldi. Yani bundan iki yıl önce ölçülemeyen, hatta ölçülebildiği halde ölçülemeyen demeyeyim çok yanlış olur çünkü dijital tam anlamıyla ölçülebilen de bir şey. Neden böyle söylüyorum? Bugün bir YouTube videosu yayınladığınızda o YouTube videosunu kaç sarışın kadının izlediğini bile bilebilecek kırılımlar var artık biliyorsunuz. Yani bu dijital dünyada bir içerik yayınladığınızda o içeriği dinleyecek yani kimlerin dinlemesini istediğinizi seçebiliyorsunuz ve size Google şöyle sorular bile sorabiliyor. İki, son iki hafta içerisinde yurt dışından gelmiş olan insanlar. Bunlara gönderebiliyorsunuz içeriğiniz mesela. Böyle kırılımlar var. Televizyonda böyle şeyler yok. Allah ne verdiyse yayınlıyorsunuz. Herhalde izleniyordur gibi bir karşılığı var yani orada. Fakat bu daha pahalıydı. Bu kadar ölçülebiliyor olmasına rağmen dijital bundan 2-3 sene önceye kadar öyle değildi. Muhtemelen pandeminin de etkisiyle dijitalin tüketilmeye, dijital içeriklerin bu kadar yoğun tüketilmeye başlamasıyla e, artık... Medya değeri olarak da o noktaya geldi. Dolayısıyla bugün dijital anormal dediğimiz şey artık hayatımızın normali oldu. Hacettepe Üniversitesi'nin bir seminerine, söyleşisine davet edildim. O zaman online'dı. Çünkü Gain medyayı takip ediyor musunuz bilmiyorum. Gain'in Gain kuruluş aşamasında marka ve içerik entegrasyonu yöneticiliği yaptım markalarla bizdeki içerikleri entegre etmek ya da markalara kendi briefleri doğrultusunda yeni içerikler yazmak üzere bir hem kreatif hem de entegrasyon açısından yine kreativite gerektiren bir işti o. Ve bunun üzerine ben de Hacettepe'de bir söyleşiye davet edildim ve dediler ki, dijital dünyayı işte mesela dizi ve sinema içeriklerini örneğin, nerede görüyorsunuz yani bundan 8 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra? Ben de onlara dedim ki çok burada hani şey yapmaya gerek, niyet okumaya ya da gelecekle alakalı böyle kehanete bulunmaya gerek yok. Bundan tam 20 yıl önceye, 25 yıl önceye dönün. İzlediğiniz diziler bilmiyorum. Yaşı hani burada tutanlar var mı? Ortalaması kaç bilmiyorum ama. ve kara melek falan gibi diziler var. Aydan Şener diye bir kadın vardı biliyorsunuz. ya yani sineması hiç yok ama dizileriyle falan çok ünlü bir kadın vardı biliyorsunuz. Tolga Savacılar falan. O dönemin dizileri. Alişan Aynalı Tahir falan. Şimdi bunlar baktığınız zaman bizim böyle içeride gıt gıt güldüğümüz falan içerikler gibi görünüyor ama bir bakın abi Açın, rica ediyorum sizden YouTube'a. Karamelek yazın, Aynalı Tahir yazın mesela. Herhangi bir, Kaygısızlar yazın. Absürt bir komedi dizisiydi hatırlar mısınız mesela? Bugün bile açılıp izlenebilir o kadar da komik bir içerik. Abi 45 dakika, 50 dakika içerikler biliyor musunuz? Televizyonda yayınlanıyordu. Dönün o günlere haberler, bir demet tiyatro bir dizi, beyaz şov. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın bir akşamda oluyor bunlar. Şimdi haberler, özet, Özetin özeti dizi. Saat bir oluyor biliyorsunuz. Aynı diziyle. Şimdi nasıl bu ana akım medyanın içerikleri yıllar içerisinde artık 3 saat süren, ya düşünebiliyor musunuz? Bir haftada 3 saatlik bir iş çekiyorsunuz. Nuri Bilge Ceylan bunu 5 yılda yapıyor yani. Tamam o kanda ödül alıyor falan bile ama sonuçta 3 yani saat süren bir görsel, bir kurgu, oyunculuk, müzik, renk, ses bir şey koyuyorsunuz ortaya yani. Dolayısıyla muhtemelen dijitalde o hale gelecek dedim. Bunu söylediğimde iki yıl önceydi. Bunu on yıl sonranın kehaneti ya da tahmini gibi söyledim. Şimdi o hale geldi. Görüyorsunuz ya işte dijital dizilerde e, oyuncular işte set ortamlarıyla alakalı şikayete bulunuyorlar. Ben bir tane on bölümlük bir dijital işte oynadım. E, çünkü oyunculuktan geliyorum aslında. E, sıfır masa başı çalışma, sıfır. Yani düşünebiliyor musunuz? On bölüm kırkar dakikadan içerik çekeceksiniz. Oturup bunun Saatlerce masa başı çalışmasını yapabilirsiniz. kimsesin peşinizden koşmuyor. Sıfır. Yani senaryoyu alıp gene sete gittik yani kimseyle konuşmadan falan. Şimdi radyo e, radyo eski cazibesinde değil dedi ama aslında bakarsanız dinlenmelere ve yine medya değerine çok enteresan bir şekilde e, Spotify gibi ya da işte Fizi gibi çeşitli müzik e, içeriklerine e, ulaşabileceğiniz platformlara rağmen Radyonun acayip bir cazibesi var hala. E, arabada dinleniyor olması vesaire diyeceksiniz ama artık biliyorsunuz bir tuşla herhangi bir platformu arabaya aktarmanız mümkün yani. Biraz internet harcama konusunda özgürseniz yani ki onlar da çok tüketmiyorlar diye biliyorum. Fakat hala daha radyo tüketiyor olmanın, radyo içeriği tüketiyor olmanın bir yanı var. E, değerli bir yanı var. Bu da aslında tabii ki orada konuşan birilerinin olması değerli. Ama bir yandan da insanın özünden gelen bir rast gelelik arzusu var. Çünkü bugün her birinize şu anda mesaj atsam telefonunuza ve ölüm tarihlerinizi yazsam artık asla eskisi heyecan, eski heyecanınızı yaşayamazsınız. Bundan 80 yıl sonra ölecek olsanız bile, 150 yıl sonra bir tarih yazsam bile telefonlarınızı, 2250 yazsam bile ne zaman öleceğini bilse insan asla eski tadıyla yaşayamaz. Ne enteresan değil mi? Hem de öleceğimizden emin olduğumuz halde. O yüzden bu insanın arzuladığı bu rast gelelik ihtiyacını radyo tam anlamıyla karşılıyor. Çünkü siz e, bu müzik platformlarından bir şey açtığınız zaman tabii ki onların sizin heyecanınıza işte zevkinize göre sunduğu ve bir sonra ne çalacağını bilmediğiniz bazı listeleri var ama yine de hepimiz takdir ederiz ki yani hayatınızda birkaç saat bile radyo tüketmiş olsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Aslında e, radyodaki kadar e, acaba şimdi ne olacak heyecanını o ...algoritmik olarak o platformlar veremiyor. Dolayısıyla dijital her ne kadar e, hani yeni anormallikler yaratsa da... ...bizim yine de ne olursa olsun normal olana duyduğumuz heyecan... ...hala içimizde bir yerde duruyor. Çünkü bugün nasıl Shakespeare'in Macbeth'ini... 500 yıl, 550 yıl önce yazılmış bir oyunu bugün hala da Bursa Şehir Tiyatrosu'nda, Devlet Tiyatrosu'nda izlemek için sıraya giriyorsak ya da özel ekiplerden neden yapıyoruz bunu? 550 yıl önce yazılmış, hepimizin muhtemelen çok iyi bildiği, belki üçer farklı ekipten seyrettiği bir oyunu hala niye görmek istiyoruz? Çünkü insandan bahsediyor. Çünkü orada bir tutku var, bir hırs var, ee, kral olma arzusu var, lider olma arzusu var, bir kadın var, kadının adamı var. Bunlar, bunların modası geçmiyor. İşte modası geçmeyecek olan bazı şeyler var. Ya Bugün ee, ne kadar hızlı veri akışı olursa olsun, hala sevgilisini kıskanan insanlar var, öyle değil mi? Hala daha aynı şeye üzülüp ağlayan insanlar var, öyle değil mi? Bunlar hiç değişmeyecek ya. Sadece ürünler değişiyor aslında. Bunlar hiçbir zaman değişmiyor. Bu çok değerli. O yüzden ben de e, hedefime ve hedefime insanı aldığım için ve ne olur yanlış anlamayın ama malzeme olarak insanı yoğurmaya çalıştığım için ben de içine katılıyorum tabii ki o malzemenin. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman modası geçmeyecek bir iş yapıyorum. Bugün radyo e, içeriğini hangi teknoloji üzerinden size aktardığımın hiçbir önemi yok. Çünkü ben yarın bana deseler ki artık Wi-Fi ile aktaracağız seni, okey. Artık develerle götüreceğim, okey hiç fark etmez yani. Hiç fark etmez. Çünkü ben içeriğimi sunacağım ve o size gidecek yani. Arada ne olduğunu ben zaten bilmiyorum bile. Çamlıca'daki antenimizi görmedim mesela. Hiç. Bana soruyorlar Virgin Radio'nun frekansı kaç? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum yani. Ya bu işime hakim olmadığım anlamına gelmez yani. O beni ilgilendirmeyen bir alan ve bilmiyorum. Başka alanlarla ilgili bir şeyler e, biliyorum ama. Yani Virgin Radio'nun frekansını bilmeyip, şimdi sırada konuşacağım konu buraya yazmışım, inanamıyorum kendime. E, hatırlatsın diye bazı keywordlerim var. Bugün konuşurum diye kuantum fiziği yazmışım. Manyaklığa bak ya. <laughs> ve üç dakikam kaldı. Şimdi size kuantum fiziği anlatacağım. <laughs> Hazırsınız. Efendim. Ya hayır, rastgelelilik burada da var aslında. Az önce e, i̇ki hocanın da bahsettiği, örneğin e, ilk konuşmada ne gördük? E, görselleştirme gördük, değil mi? Dedi ki ben e, mimar olmak istiyorum ve mimar olmanın gerekliliklerine ait devasa bir görsel hazırladım ve onu daha çocukken duvarıma yapıştırdım ve hayatım öyle gelişsin istedim ve öyle gelişti diyor. Bunu tanıdık geliyor mu size bir yerden? geliyor olmalı. Çünkü bugün spiritüel anlatımların aslında birçoğunda diyor ki hayalin neyse onu görselleştir, çiz. Mustafa Sandal'ın bir hikayesi var. Bir ayakkabı gördüm, bunu ilk konserimde giyeceğim dedim diyor. O zaman daha ne şarkısı var, ne albümü var, adını bile bilmiyoruz. Adam ayakkabıyı alıyor, evine koyuyor, bunu ilk konserimde giyeceğim diye. Gerçekten bir yıl sonra stadyum konseri veriyor ve o ayakkabıyı giyiyor bunların arasında şeyler var, bağlantılar var. Bunları kurabilmek, kurgulayabilmek lazım. dolayısıyla aslında kuantumun da bize anlattığı işte bu kuantum niyetten bahseder, rastgelelikten bahseder, çift yarık deneyi vardır falan. Bunları böyle birer başlık halinde atıyorum. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü bize şey diyorlar. koskoca kuantum fiziğini çıkmış burada radyocu bilmem neresinden anlatıyor falan filan. Şimdi, tamam da yani şimdi koskoca elektrik denen şeyi biz eve gidip aydınlanmak için o düğmeye basıp yakıp kullanabiliyorsak, ya kuantumun da bizim kullanabileceğimiz böyle tekil faydaları vardır diye umuyorum yani. Tabii ki koskoca fiziği anlamanın ve anlamlandırmanın imkanı olmadığını biliyorum bu, bu koşullarda, e, iyi bir okuma yapmadan. Ama yani e, insan düzeyine indirgediğimizde maddenin bambaşka çalıştığını görebiliyoruz artık, deneylerle. E şimdi e, bir suya, bir su zerreciğine küfrettiğinizde, su zerreciğinin 15 gün içinde neye benzediğini fotoğraflayan bir bilim adamı, aynı bilim adamı bir Budist'in kutsadığı su zerreciğini fotoğrafladığında inanılmaz kusursuz bir kar tanesi gibi onu gördüğünde artık bu iki şeyin arasındaki farkı görüyoruz. E kendimiz de sudan oluşuyoruz büyük çoğunlukla. Dolayısıyla aslında bize küfredildiğinde ve kutsandığımızda neye benzediğimiz o kadar aşikar ki yani. Buna izin vermemek lazım diye düşünüyorum. O yüzden bugün benim emek lazım diye düşünüyorum. O yüzden bugün benim mesleği seçerken yaşadığım o kaygılar, mesleği seçerken yaşadığım kaygılar, acaba gelecekte bu iş ne olur, nereye gider? Dijital bir dünya geliyor. Acaba buna bir şey olur mu kaygıları? Hiç duymadığım kaygılar oldu. Hiçbir tanıdığım ee, olmamasına rağmen, bu işe yatırabilecek, biraz tanınır olmak için harcayabilecek hiçbir param olmamasına rağmen, bu kaygıları hiç duymaksızın, sadece biraz cesur olduğum için e, ve bana söylüyorlar, günde 3 saat çalışıyorsun, sonra yatıyorsun, oh diyorlar falan. Sen diyorlar, sevdiğin işi yapıyorsun zaten, senin işin kolay diyorlar. Tam da bu noktada bir slogan gibi bir şey söylemek istiyorum ve bitiriyorum aslında. Sevdiği işi yapıyor olmak kadar değerli bir şey yok. Bu dünyada azınlığız gerçekten. Eğer içinizde de varsa kutsanmış olduğunu düşünebilir o insanlar. Ee, tabii dış, sadece dış etkenler değil, kendi tercihleriniz aynı zamanda bunlar. Seçimleriniz hepinizin bunun farkındayım, kendimden biliyorum. Fakat sevdiği işi yapıyor olmanın bir bedelinin olmadığını düşünüyor insanlar. Tam tersi. Tam anlamıyla şöyle bir formül koyabiliriz oraya aslında. Sevdiği işi yapan insanlar, bu bedeli baştan ödüyorlar. Ee, hayal kırıklıklarıyla, toplumsal baskıyla, aile baskısıyla, yapamazsınlarla, zaten bu işi beş kişi yapıyor sana mı kaldılarla ee, ve daha bir sürü şeyle, iyi bilirsiniz. Bu bedeli baştan ödeyerek, savaşarak, topluma ve dünyadaki diğer herkese rağmen savaşarak ve başararak, önce başaramayarak, İnsanlar bak gördün mü yapamayacaksın demiştik. Buna rağmen kalkıp devam ederek bu bedeli baştan ödüyorlar. Sevmediği işi yapanlar da bu bedeli sonra ödüyorlar. Çünkü hemen mezun olup hemen ilk fırsatta kimseyi bu arada yadırgamıyorum, yargılamıyorum. Biliyorum dünyanın koşullarını. O anda bulduğunuz herhangi bir can simidine sarılmak zorunda olduğunuzu. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu yapanlar da sevmediği işi yapmanın bedelini 35'lerinde, 40'larında, 45'lerinde artık geriye dönemeyeceklerini hissettikleri ki külliyen yalandır, bu da toplumun bir baskısıdır. Ee, çünkü çok bilinen klişe bir laf, yarın geri kalan hayatınızın ilk günüdür der. Çok da değerli bir laftır. Bu bedeli sevmediği işi seçtikten 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra artık geri dönülmez hissettiğinde e, yaşamaya başlar. En kötüsü de budur. Çünkü eğer bir bedel ödenecekse, bir yere koşulacaksa, bir yerden atlanacaksa, bir zorluk yaşanacaksa bunu gençken yaşamanın biyolojik olarak, mental olarak birçok faydası, birçok avantajı vardır. Ee, herhalde aynı fikirdeyizdir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz <laughs> inanılmaz bir gündü. Ee, sağ olun. Hoşçakalın.